Merhabalar. Bu dersimizde asal sayıları göreceğiz. Asal sayılar sadece iki pozitif tam sayı böleni olan sayılardır. Yani bu iki pozitif tam sayı böleni ne demek? Birincisi kendisi ve ikincisi yani bunun dışında eğer böleni varsa onu asal sayı olarak kabul etmeyeceğiz. Öncelikle iki sayısına bakalım. 2'nin bölenleri nedir? 2 ve 1'dir. 2 çarpı 1, 2'dir. Peki 2'den ve 1'den başka böleni var mıdır? Hayır, yoktur. Dolayısıyla 2'yi asal sayı olarak kabul ediyoruz. Bunun dışında 2 ile ilgili iki önemli ayrıntımız daha var. 2 en küçük asal sayımızdır. Yani asal sayılar 2'den başlayarak devam ediyor. 1'den başlamıyor. Bu çok önemli. İkincisi de asal sayılar içinde yegane çift sayı olan sadece 2 vardır. Yani 2'den başka çift asal sayımız yok. Bu iki kuralı kesinlikle unutmuyorum. Peki 7'ye bakalım. 7'nin de 7 çarpı 1 kendisi ve 1, 2 adet pozitif tam sayı böleni var. Bunlar haricinde herhangi bir tam sayı böleni olmadığı için 7 de bir asal sayıdır. 13 de aynı şekilde. 13 çarpı 1. 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 4'e bölünmez, 5'e bölünmez. Dolayısıyla hiçbir tam sayı böleni olmadığı için kendisi ve birden başka 13 de bir asal sayıdır. 29'a bakıyorum. Yine 29 çarpı 1. Bunun haricinde hiçbir sayıya bölünmüyor. Dolayısıyla 29 da bir asal sayıdır diyoruz. Bunların dışında örneğin bir 8 sayısına bakmış olsaydık, 8 sayısının 1 ve 8'den başka 2 ve 4 olarak 2 adet çarpanı bulunduğu için 8 sayısını asal sayı olarak kabul edemezdik. Gelelim sorularımıza. Aşağıda verilen sayılardan asal olanları bulalım. İlk örneğimiz 1. Asal sayılar kaçtan başlıyordu? 2'den başlıyordu. Dolayısıyla 1'i biz asal sayı olarak kabul etmiyoruz. 9'a bakalım. Tamam. 9 çarpı 1. Kendisi ve 1 var. Fakat onun haricinde 3 çarpı 3 9 olduğu için yani kendisinden ve 1'den başka 3 de böleni olduğu için 9 da bir asal sayı değildir diyoruz. 13'e bakalım. 13'ü biraz önce de görmüştük. Sadece 13 çarpı 1 kendisi ve 1'den başka tam sayı böleni bulunmuyordu. Dolayısıyla 13'ü bir asal sayı olarak kabul ediyordu. 27'ye bakıyorum. 27'nin bölenlerini aramaya çalışıyorum. 3 kere 9 27'dir. Yani 1 ve kendisinden başka 3 ve 9 böleni olduğu için 27 bir asal sayı değildir. Peki 43? 43 2'ye bölünmez çünkü çift sayı değil. 3'e bölünmez. 3 artı 4 7 olur. 3'e bölünen bir sayı değil. 4'e, 5'e, 6'ya kesinlikle başka hiçbir böleni olmadığı için 43'te bir asal sayıdır. Peki 2'ye bakalım. Biz ne demiştik? En küçük asal sayı zaten 2 idi. Ve asal sayıların arasında yegane çift sayıydı. O zaman 2 de bir asal sayıdır diyoruz. Bakalım yine bir sorumuz var. 4 küçük a küçük 18 ifadesinde a'nın alabileceği asal sayılar toplamı kaçtır? Yani kısacası 4 ile 18 arasındaki asal sayıları bizden bulmamızı istiyor. Peki 4 ile 18 arasındaki sayıları tek tek bakalım. 5 bir asal sayı mıdır? Evet asal sayıdır. Aldık. 6 hayır asal sayı değildir. 2 ve 3 bölenleri vardır. 7 evet asal sayıdır. 7'yi aldık. 8. Hayır zaten çift sayıları almamıza gerek yok. Neden? Çift sayıların hepsi 2'ye bölünebileceği için 2 çarpı 4. 2'ye bölünebileceği için zaten asal sayı değildirler. Daha sonra 9'a bakalım. 3 çarpı 3 böleni olduğu için asal sayı değil. 10, 2 çarpı 5. Zaten çift sayı asal olup olmadığını kontrol etmemize gerek yok. 11. Evet asal sayıdır. 12 çift sayıdır bakmamıza gerek yok. 13 evet asal sayıdır. 14'e bakmamıza gerek yok çift sayıdır. 15
3 çarpı 5, 2 adet böleni var. 16 zaten çift sayı ve 17 diğer bir asal sayımız. Peki asal sayıları bulduk. Ne istiyor bizden? Toplamını istiyor. Yazalım. 17, 13, 11, 7 ve 5. 7, 3, 10, 11, 18, 3. Elde 2 var. 1, 2, 3, 4, 5. Yani sonucumuz 53 olarak bulunur. Gelelim diğer sorumuza. X ve Y asal sayılarmış. X ile Y'nin çarpımı 51'miş. Bize toplamını soruyor. Bakalım şimdi. X ve Y asal sayılarsa eğer. O zaman ne yapacağız biz? 51'in bölenlerini bulacağız. Şimdi 51'in hangi bölenleri var? 51 çarpı 1 var ama bunu alamayız. 1 zaten asal sayı değil. 51 zaten burada bölenleri olacağı için o da asal sayı değil. Dolayısıyla başka bölenlerini arıyoruz. 51 2'ye bölünmez, çift sayı değildir. 3'e bölünüp bölünmediğine bakıyorum. Evet, 3'e bölünüyor. Ve 17 sonucunu veriyor. Dolayısıyla o zaman x çarpı y nedir? 17 çarpı 3 eşittir 51 olmuş. O zaman bizden neyi istiyor? X artı y'yi istiyor. X 17. Y eşittir 3 dersek o zaman x artı y yani 17 artı 3 eşittir 20 olarak buluruz. Gelelim diğer sorumuza. 2A sayısı bir asal sayıymış. A yerine gelebilecek rakamlar toplamı kaçtır demiş. Şimdi bu iki basamaklı 20'li sayıları ele alacağız. Yani 20, 21, 22, 23 diye 29'a kadar giden sayılara bakacağız. Şimdi burada yine çift sayılara bakmamıza gerek yok. Çünkü 20, 22, 24, 26, 28 bunlar elendir. Neden? Çift sayılar hepsi ikiye bölünebiliyor. Dolayısıyla bunlar asal değil. O zaman aralardaki sayıya bakalım. 21. 21 asal sayı mıdır? Hayır. 3 çarpı 7, 21'dir. Dolayısıyla asal sayı değildir. 23'e baktık. 23'ün 1 ve kendisinden başka böleni olmadığı için 23 1 asal sayıdır. Peki 25 asal sayı mıdır? Hayır. Çünkü 5 çarpı 5 2 adet böleni vardır. Bakalım. 27 3 çarpı 9 27'dir. Dolayısıyla 27 de asal sayı değildir. Pardon, bunu değil olarak işaretledik. Ne kaldı? 29 sayısı kaldı. 29'un da 1 ve kendisinden başka böleni olmadığı için 29 da bir asal sayıdır. Şimdi dolayısıyla ne oldu? 2 adet sayı bulduk. 23 ve 29. Bizden ne istiyor? A yerine gelebilecek rakamlar toplamı. A yerine kaç gelebilir? 3 gelebilir ve 9 gelebilir. O halde 3 artı 9 diyorum. Cevabı 12 olarak buluyorum. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.